3-4-5. yıllık TYT Fizik Soru Bankası'nın sıcak karma soruları. Üçünü de çözüp atmıştım sabah ama hepsinde ses kalitesi sorunu olduğu için bir yerde de kameram düştü, görüntü kaydetmedi falan. Yükleyemedik. Yeni baştan çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Karma sorular bir. Onunla çözmeye başlayacağım. Birinci soruda önce çözüme geçmeden önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Ölçme değerlendirme sisteminde arkadaşlar ölçekler dörde ayrılır kendi içinde. İşte sınıflama ölçeği, sıralama ölçeği, eşit aralıklı ölçek ve eşit oranlı ölçek diye. Bunlardan en sağlıklı işte şey ölçme türü eşit oranlı ölçekle gerçekleşir. Termometre bir ölçme aleti ama acaba bu termometrelerin hepsi de aynı tarz ölçme işlemi yapıyor. Bir ona bakalım isterseniz. Sınıflama ölçeği dediği önce mesela sınıfta öğrencileri sağlaklar ve soğulaklar işte gözlükler gözlüksüzler şeklinde sınıflandırdığımızda bir ölçme işlemi yapmış oluruz. Buna sınıflama ölçeği deriz. Sıralama ölçeği ise mesela öğrencileri boy sırasına göre sıralıyor olabiliriz. İşte doğum tarihine göre sıralıyor olabiliriz. Büyüklük küçüklük sıralaması yapılır. Biz termometrelerde eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçek kullanırız. Termometre çeşitlerinden sadece Kelvin termometresi eşit oranlı bir ölçek sunar. Onun dışındaki bütün termometreler bize eşit aralıklı ölçek sunar. Eşit aralıklı ölçeğe bir bakalım. Eğitimdeki bütün ölçümler burada bulunur. Başlangıç noktası bağıl sıfırdır. Yani o ölçme aletindeki sıfır gerçek sıfır. Bir şeyin olmamasını anlatmaz bize. Bağıl sıfırdır. Oradaki sıfır işte eksi 10'a göre büyük, artı 10'a küçük, artı 10'a göre küçük bir değer olduğunu anlatır sıfırın. Bilgi, beceri veya başarıyı ölçmede kullanılır. Ölçme sonuçları negatif değerlerde alabilmektedir. Bakın eşit aralıklı ölçekte negatif değer söz konusu ama neden? Çünkü sıfır gerçek sıfır olmadığı için. Bir şeyin olmaması durumu değil sıfır. Temsili bir yere sıfır demişiz. Onun altında da değerler yer alabiliyor. Sıfıra göre daha küçük değerlere negatif değerler demiş oluyoruz. Örnek zeka testlerde alınan puanlar. Yani bir öğrenci zeka testinden sıfır alıyorsa onun zekası sıfır mıdır? Beyni yok demek midir? Bu değildir değil mi arkadaşlar? Sıfır işte ona göre küçük bir değerdir sadece. Türkçe sınavından alınan bir puan. Fizik öğrencisi sınava girdi ve fizikten sıfır çekti. Hiç hayatında fiziğe dair hiçbir şey bilmiyor mu demek bu? Öyle demek değil değil mi? Oda sıcaklığını hesaplamak demiş. İşte oda sıcaklığı eğer Kelvin termometresiyle ölçülüyorsa o zaman ben onu eşit oranlı ölçekle yapıyorum demektir. Ama genelde biz Kelvin'in dışındaki termometrelerle yaptığımız ölçümlerde oda sıcaklığını 0 derece Celsius, 0 Fahrenheit ölçmüşsek bu havanın hiç sıcaklığı olmadığı anlamına gelmez. 0 derece Celsius, eksi 5 derece Celsius'tan daha sıcak bir havayı, 30 derece Celsius'tan da daha düşük bir havayı ifade eder bizde. Sıcaklığın olmaması durumu değildir yani. Eşit oranlı ölçek olarak ise neyi kullanıyoruz dedik? Kelvin termometresi. Mesela cetvelleri kullanıyoruz. Bir şeyin hiç uzunluğu yoksa onun öz uzunluğunu sıfır ölçeriz. Hiç siz eksi 3 santimetre boya sahip bir şeyden bahsettiğimizi duydunuz mu? Duymadınız değil mi çocuklar? Ya da bir şeyin kütlesinin negatif olabilmesi olası mıdır? Eksi 5 kilogram elma al gel dedi mi anneniz size? Yok değil mi? Sıfır kilogram o maddenin olmaması anlamına gelir. Artı değerler de var olduğu anlamına gelir. Buradaki sıfır dolayısıyla gerçek sıfırı temsil eder. Yani bu ölçme aletlerini kullandığınızda ki sıfır gerçek sıfırdır. Bir şeyin olmaması durumudur. Biz gerçek sıfıra şey sıcaklık değeri olarak biliyorsunuz ki ulaşamıyoruz. Evrende hiçbir şeyin sıcaklığı sıfır derecedir. Ama pardon özür dilerim sıfır Kelvin'dir diyemiyoruz. Sıfır Kelvin'e ancak konu anlatımında yapmıştım. Bose-Einstein modelinde laboratuvar ortamında ulaşılabiliyordu. Bu noktada maddenin sıcaklığı tamamen sıfırsa eğer o zaman o maddenin zaten yapısal şeyi de aynı kalamıyordu. Yani atomun titreşimi duruyordu işte yani kinetik enerji sıfır oluyordu çünkü. Hareket duruyordu. Hareketin durduğu bir noktadan bahsettiğimizde o madde bildiğimiz bir madde bildiğimiz bir atoma dönüşmüyordu. Süper atom deniyordu galiba ona da. En nitelikli ve en iyi bilgiyi veren ölçek türü budur. Bütün matematiksel, istatistiksel işlemler yapılabilir. Bakın burada istatistiksel işlem olarak eşit aralıklı ölçeklerde toplama çıkarma yapabilirsiniz. Yani 20 derece Celsius artı 30 derece Celsius evet 50 derece Celsius'tur. 60 eksi 10 derece Celsius 50 derece Celsius'tur. Ama 20 derece Celsius 10 derece Celsius'un iki katı asla asla değildir. Fakat gerçek sıfır olan Kelvin termometresiyle bir ölçüm yaptınız. Toplama çıkarma yapabilirsiniz. Çarpma bölme de yapabilirsiniz. Yani 10
Kelvin, 5 Kelvin'in kesinlikle 2 katıdır diyebilirsiniz çocuklar. Katlama yapılabiliyor. Evet, bir masanın uzunluğu, bir meyvenin kilosunu hesaplamak, kütüphanede bulunan kitap sayısını belirlemek, bunlar neymiş? Eşit oranlı ölçeklermiş. Ha, tabii ki 6 kitap, 3 kitabın 2 katıdır yani, bunu bilebiliyorum. Bu soruya bakalım. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. 60 derece Celsius'taki bir maddenin sıcaklığı 30 derece Celsius'taki bir maddenin sıcaklığının 2 katı falan değildir. Çünkü Celsius termometresindeki sıfır gerçek sıfır değildir arkadaşlar. Yani şuraya sıfır yapıştırayım. Burası 30 olsun, burası da 60 olsun. Mesela şurada da eksi 30 var. Sıfıra göre 2 katıymış gibi gelebilir ama eksi 30'u baz alırsam bu eksi 30'un bakın 2 adım ötesinde, bu da 3 adım ötesinde. O zaman bunun buraya olan uzaklığı buna uzaklıkların kıyasında 2 katıdır diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ha, şurada oranı yapabiliyorsunuz. Ama bu sıfır gerçek sıfır olmadığı için böyle bir oran yapamam. 60 Kelvin, 30 Kelvin'in 2 katıdır deseydi doğru diyecektim ona. Ben sıcaklık konusuna ilk girdim ve çocukların böyle bir dikkatini toplamak için, böyle onlara dikkatini çekmek için bir soru sorarım. Bugün hava 0 derece Celsius olarak ölçüldü. Yarın hava durumu öngörüyor. Diyor ki yarın hava sıcaklığı bugün 2 katı olacak. O zaman cevap nedir dediğimde 2 ile 0 çarpıp çocuklar 0 bulduğunda bunu ifade edemediklerini görüyorlar mesela. İşte o zaman Kelvin termometresinin öneminden bahsediyorum. Yani 0 derece Celsius 2 katı nedir sorusunun yanıtı sıfır mıdır? Değildir. Bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bunda çarpma bölme işlemi yapmak yasak. O yüzden Kelvin'e çevireceğiz. 0 derece Celsius 273 Kelvin'dir. O zaman 273 Kelvin'in 2 katı ne yapacaktır? Dolayısıyla 546 Kelvin yapacaktır. Peki 546 Kelvin kaç derece Celsius'tur? 273 çıkarttım. 273 derece Celsius'tur. Yani 0 derece Celsius'un 2 katı aslında 273 derece Celsius'a denk geliyormuş. 1'e kesinlikle yanlıştır dedim. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Bu doğru olabilir, olmayabilir. Kesin doğru değil. Çünkü eğer madde ısı alıyorsa iç enerjisi artıyordur. İç enerji de kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisinin toplamıydı maddelerin. Bir hatırlayalım. Bakın iç enerjiyi bir aldım. Nelerden oluşuyormuş? Kinetik artı potansiyel enerji. Kinetik enerjiden kasıt nedir? Bu içerideki maddelerin öteleme, dönme ve titreşimlerinden kaynaklanan hareket enerjileri. Bir de bu maddelerin potansiyel enerjileri. Yani aralarındaki kimyasal bağdan, yine elektriksel potansiyel enerjiden, moleküllerimiz neden oluşuyor? Atomlardan, atomların protonları, elektronları var. Bunlar arasında bir elektrostatik kuvvet var değil mi? Bir de nükleer enerji, yani nükleer anlamda çekirdeğin içindeki enerjiden de bahsediyoruz. Bunların enerjilerinin toplamına da toplam potansiyel enerji diyoruz. Eğer maddem hal değiştirmiyorsa, o enerji aldığı takdirde değişen şey kinetik enerji olacaktır. Hal değiştirme olmadığında iç enerji artıyorsa sonuç olarak sıcaklık ve kinetik enerji ne olur? Artar. Ha, kinetik enerji arttığı için sıcaklık artabilir mi? Evet, ama şart nedir? Hal değiştirmiyorsa. Hal değiştirme söz konusuysa maddenin sıcaklığı artık sabit kalır. Maddenin sıcaklığı sabit kaldığı için kinetik enerjisi de sabit kalır. Peki nesi değişir? İç enerjisi değişir. Yani moleküller birbirinden uzaklaşır. Bunların arasındaki bağ enerjileri, elektriksel ve nükleer enerjilerde bir değişiklik olabilir. Dolayısıyla iç enerji arttığında, maddenin ısı aldığı durumda sıcaklık da kesinlikle artar demiyorum. Sıcaklık artabilir, sabit de kalabilir. Çünkü potansiyel mi, kinetik mi arttı bilmiyoruz. Kesin doğru değil. 80 kalori ısı, 40 kalori ısı enerjisinin 2 katıdır ifadesi doğru mudur? Isı neydi? Alınan ya da verilen enerjiyi, transfer edilen enerjiydi. Ben hiçbir şekilde enerjimin değişmediğini söylüyorsam iç enerjimin, o zaman bana transfer edilen enerji nedir? Sıfırdır değil mi? Ya da benden alınan enerji nedir? Sıfırdır. Yani buradaki sıfır gerçek sıfır. Transfer edilen enerjinin sıfır çıkması, maddenin gerçek anlamda hiç enerji almadığına ya da vermediğini anlatır bize. Gerçek sıfırdır. O yüzden gerçek sıfırlı ölçümlerde katlama işlemi, bölme işlemi yapılabilir. Yani 80 kalorik ısı enerjisi 40'ın 2 katıdır. Kesinlikle doğrudur. Peki hocam, eksi 40 artı 40 ifadeleri nedir? Mesela bir madde eğer ısı kaybediyorsa, yani iç enerjisi azalıyorsa ve kaybettiği enerji 40 jül ise, başka bir maddede 40 jül enerji alıyorsa, birini artı birini eksiyle göstermemizin sebebi şudur. Eksi 40 enerjideki
kaybı anlatır, artı 40 ise enerjideki artışı anlatır. Sonuçta ikisinin değişimi de büyüktükçe birbirine eşit midir? Eşittir. Yani biri 40 kalori aldı, diğeri 40 kalori verdi. Biri 50 jül aldı, diğeri 50 jül verdi. Bu 50'şer değer burada bize 40'ın eksi 50'ye nazaran daha büyük bir sayı olduğunu anlatmıyor. Bu sayıların büyüklükleri eşittir çocuklar. O yüzden buradaki sıfır da gerçek sıfırdır. Yani ne dedik? Yalnız 3 dedik. Havada uçmakta olan uçakların motorundan çıkan su, buhar halindeki su, soğuk havayla karşılaşınca sıcaklık farkından dolayı ani bir hal değişimine uğrayarak sıvı hale geçmeden katı hale geçebilir. Bu olaya ne deriz? Kristalleşme olayı deriz, değil mi? Kristalleşmede ne oluyordu? Madde hal değiştirirken faz atlıyordu. Sıvı hale geçmeden katı hale geçişi veriyordu gaz halinden. Tersine de süblimleşme diyorduk. Naftalin örneğinde olduğu gibi naftalin çamaşırlarımızın arasına koyuyoruz. Ne yapıyor? Güveyi falan kaçırıyor. Bir bakıyoruz ki çamaşırlarımız hiç ıslanmamış. Çünkü naftalinin sıcaklık farkından dolayı ne yapıyor? Sıcaklığı arttığında sıvı hale geçmeden gaz hale geçebiliyor. Bu olayın sonunda gökyüzünde yerden birkaç dakika gözlemlenebilen beyaz bir şekilde iz görülür diyor. Buz kanatları oluşuyor diyor ekran gittiğine. Evet. Bunu aslında buzdolabının kapağını, buzluk kısmının kapağını açtığımızda da görüyoruz. Kapağı açtığımızda orada bir buhar gibi bir şey, soğuk hava buharı gibi bir şey görüyoruz. Buhar değil tabii ki, o nedir orada aslında? Hava molekülleri buzluğun içindeki soğuk bölüme çarptığı an bir anda suya dönüşmeden anında ne yapıyor? Kristalleşiyor. Havada asılı olarak kristalleri görebiliyorum yani. Gökhan yeterince yükseklikte sıcaklık ölçümü yapan özdeş kaliye uçaklarına baktığında, Gökhan burada, daha yukarıda bulunan K uçağının şekildeki gibi arkasında beyaz bir iz bıraktığını, L uçağının ise arkasında iz bırakmadığını gözlemliyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. K uçağının bulunduğu bölgedeki hava sıcaklığı L uçağının bulunduğu bölgedeki hava sıcaklığından daha büyük, evet. Değil mi? Yani K daha soğuk ki orada su buharı ne yapıyor? Anında soğuk hava kütlesiyle çarpışıp buz haline geçiyor. Kristalleşiyor yani. Bir doğru. Alt kısım o kadar demek ki soğuk değilmiş. K uçağının motorundan çıkan su buharı kristalleşmeye uğramıştır. Doğru, zaten bu olay kristalleşme dedik. L uçağının arkasında beyaz iz bırakmamasının nedeni süretinin K uçağına göre daha küçük olması. Süratle olayın ilgisi olsaydı buzdolabının kapağını açtığında bu kristallenme olayını görmezdim. Buzdolabını bir yerden bir yere belli bir süratle taşımam gerekiyordu, değil mi çocuklar? Yalnız 3'ü almıyorum. 1 ve 2 Canıt Ceyhan çıktı. Oda sıcaklığının 25 derece Celsius olduğu bir evde şişirilen çocuk balonun hacmi ve içindeki havanın öz kütlesi de D'dir. Balon hava sıcaklığının eksi 10 derece Celsius olduğu bir günde evden dışarı çıkartıldığında V ve D niceliklerinin değişimi hakkında ne söylenebilir? Tabii ki hemen şunu söyleyebilirsin. Sıcaklık düştüğü için moleküller büzüşecek, birbirine yaklaşacak. Hacmi düşecek. Hacmi azaldığı için de öz kütlesi artacak diyebilirsiniz. Ama olayın bir gerçekleşmesi evresine bakalım. Çocuk balonunu havayla doldurdum. İçerideki moleküllerin dolayısıyla bir kapalı kapta oluşurdu. Gaz basıncı var. Bu gaz basıncı evin içindeki havanın basıncına nedir? Açık hava basıncına eşit. Bu da gaz. Ben bu gaz için aynı zamanda ideal gaz denklemini yazabilirim. P gaz V gaz eşittir NRT diyebilirim. Sıcaklığı şu an 25 derece Celsius. Balonu soğuk olan dışarıya çıkarttığım zaman ne olacaktır? Balonun ilk başta sıcaklığı düşecek. Sıcaklığı düştüğü zaman kinetik enerjisi azalacak. Yani daha az hareket etmeye başlayacak o içerideki moleküller. Daha az hareket ettiklerinde de balonun iç çeperine saniyede çarpma sayıları azalacak. Yani aslında basınçları azalacak. İlk başta gaz basıncı azalacak. Fakat bu gaz basıncının azalması sonucunda yüksek basınç dışarıda olduğu için, açık hava basıncı, o P0'ın olduğu bir yer daha yüksek basınca sahip olduğu için balonun içine doğru dışarıdaki akışkan akın etmek isteyecek. Ve böylelikle balona çarpacak. Balon bu çarpılmanın sonucunda büzülmeye başlayacak. Sıkıştırıldığı için hacmi küçülecek. Hacmi küçülürken tekrar ne olacak? Hacim küçülmeye başladığında, çünkü henüz nedir? Dışarıdaki açık hava basıncı balonun artık iç basıncından ne oldu? Daha büyük oldu gaz basıncından. Dolayısıyla bu gaz basıncı P0 çarptıkça ne olacak? Büyüyecek tekrar. Bunun büyümesi sonucunda da kendi basıncını dış basınca P0'a tekrar eşit hale getirdiğinde balonun artık hacmi sabitleşecek. Gaz basıncının PVNRT'ye göre artık şu kısmın sabit kalabilmesi için ne olması lazım? Gaz basıncı azaldığı için ne dedik? Sabitti hacim.
Sonra ne oldu? Hacim küçülmeye başladı. Hacim azalmaya başladığında basınç tekrar artacak ve en sonunda sabitlenecek. Yani bu balon örneği için düşünmeyelim. Başka bir ideal gaz için düşünelim. Örneğin o ideal gazın sıcaklığı T kelvinden T bölü 2 kelvine düşürüldüğünde ilk değişiklik eğer sürtünmesiz pistonlu bir bölgedeyse, yani hacmi değişebilen bir ortamdaysa ilk başta ne olacaktır? Basınç önce azalacak. Bu an denge anı, bu an denge anı değil ama sonra ne olacak? Bu basınç azalması sonucunda dış moleküller daha çarparak bu esnek ortamın hacmini küçültmeye başlayacak. Hacmi V bölü 2'ye düşürüp basıncı tekrar P'ye eşitlediğinde ne olacaktır? Burada da tekrar denge kurulmuş olacaktır. Aşamalı olarak gerçekleşiyor yani hacmin azalması aslında. İlk başta iç basınç azalıyor. Sonra iç basınç azaldığı için dışarıdaki moleküller içeri girmek için vurmaya başlıyorlar balona ve balonun bu sefer iç hacmi küçülüyor. İç hacmi küçüldüğü için basıncı tekrar artık dış basınca eşitleniyor. Tabi odanın içindeki dış basınç da içi dışın odanın dışındaki dış basınç da aynı olmak zorunda değil. Hacmin azaldığını, öz kütlenin de sonuçta m bölü v olduğunu biliyorsan madde miktarım sabit, madde kaçışı girişi yok. Öz kütlem hacim azaldığı için ne olacaktır? Artacaktır. Birim hacime düşen molekül sayısı arttığı için oradaki yoğunluk artmış oldu. ocak üzerinde bulunan çaydanlıkta fokur fokur kaynamakta olan su ocak üzerinden alınıp içi boş bir tencereye dökülüyor. Tencereye dökülen suyun bir süre sonra soğuduğu gözlemleniyor. Buna göre suyun bu süre içerisinde ısı kaybı yollarından hangileriyle gerçekleşmiş olabilir? Evet, şimdi iletim yollarını bir hatırlayalım. Ama ısının yayılma yollarını özür dilerim. İletim, konveksiyon ve ışıma. İletimde şart neydi? Daha çok bu katılarda görülüyordu. Katılar konveksiyon yayılma yoluyla enerji aktarımı yapamıyordu. İletimde iki tane molekül yan yanaydı. Sıcak olan molekülden soğuk olan moleküle enerji aktarımı gerçekleşiyordu. Dokunma yoluyla. Tabii ki suyla da yani gazla da sıvıyla da bu olabilir. Eğer su elime dokunuyorsa, avucuma sıcak su döküyorsam, su molekülleri bir yerden bir yere taşınmıyorsa, dokunduğu yerde temas da bana ne yapacaktır? Isıyı iletecektir. Yani sıcak molekülden soğuk moleküle ısı aktarımı dokunma yöntemiyle gerçekleşecektir. Konveksiyon yöntemi katılarda görülmüyordu ama akışkanlarda görünüyordu. Yani sıvı ya da gazla görülebiliyordu. Sıcak molekülün bir yerden bir yere taşınırken, ötelenirken, hareket ederken gittiği ortamı avutlama, o enerjiyi aktarmasıyla ilgiliydi. Yani ben ne yapıyorum? Bir ortamda havayı alttan tabandan mesela ısıtıyorum. Alttaki ısınan işte hava moleküllerinin iç enerjileri, sıcaklıkları artıyor. Hacimleri artıyor sonra. Hacimleri arttığı için öz kütleleri azaldığından hareket etmeye başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Yukarıdaki soğuk moleküllerle aşağıdaki sıcak moleküller yer değiştiriyordu. Burada dolayısıyla molekül bir yerden bir yere hareket ederken enerjiyi aktarıyordu. Buna konveksiyon diyordu. Ve son yöntemim de ışıma yöntemiydi. Işıma yöntemi de doğadaki sıcaklığı sıfır olmayan bütün maddeler, sıfırdan kastım Celsius değil, Kelvin'e göre, Kelvin termometresine göre, isterse bu eksi 100 Kelvin olsun, isterse 500 Kelvin olsun, sıcaklığa sahip olması yeterli. Bir maddenin sıcaklığı varsa ışıma yoluyla ne yapar? Etrafa enerji yayar. Bu enerjiyi yaydığı zaman da bu enerji etraftaki diğer nesnelere ne yapılır? Aktarılır. Güneşten gelen enerjinin dünyaya ulaşması ancak ışıma yoluyla olabiliyordu. Çünkü ışıma yolunda madde ortamına ihtiyacımız yoktu. Değil mi çocuklar? Yani bir havası alınmış bir ortamda da ne yapabilir? Isı bir yerden bir yere aktarılabilir. Hangi yöntemle? Işıma yoluyla. Şu anda ben mesela ışıma yapıyor muyum? Evet, siz çıplak gözle bunu algılamasanız da bir ışıma yapıyorum. Bunu mesela termal kamerayla ne yaparsınız? Rahatlıkla görebilirsiniz. Günlük hayatta ortalama dediğimiz sıcaklıklarda yapılan ışımaların dalga boyu büyük olduğu için görünür bölgeden daha aşağıda kalıyor bu dalgalar enerji bakımından. Yani çıplak gözle o yüzden göremiyoruz. Ama mesela bir demir parçası. Bakın şuralar şu anda demirin normal rengini yansıtıyor. Şu bölge ne yapılmış? Ocakta ısıtılmış. Yani iç enerjisi artmış. İç enerjisi arttığı için moleküllerin kinetik enerjileri de artmış. Burada ne olmuş çocuklar? Dışarıya doğru bir ışıma gözlemlemeye başlıyoruz biz. O ışımanın artık enerjisi daha fazla olduğu için dalga boyu daha küçük oluyor. Yani frekansı ve enerjisi büyük oluyor ve benim görünür bölgeme giriyor artık o ışık. Ve çıplak gözle ne yapabiliyorum onu görebiliyorum. Birazdan soğumaya bırakıldığında tekrar ne yapacaktır artık? O ışımayı görememeye başlayacağım çıplak gözle.
Ama sonuçta bütün nesneler sıcaklıklarından dolayı ışıma yaparlar mı? Yaparlar. Şimdi tencereye dökülen suyun bir süre sonra soğuduğu gözlemleniyor. Bir kere tencereye kondu. Zaten ışıma yapacağı için ne yapacaktır? Enerjisi azalacaktır zamanla. Işımadan dolayı enerji kaybı kesinlikle var. Peki bu tenderin içindeki su molekülleri sıcak olarak geldiler. Tencereye çarpıyorlar mı şu bölgelerde? Hatta şuradan boşalttığımı düşünün. Geldiler, çarptılar. Şurada çarpınca bir miktar tencerenin altına enerji aktardılar. Sonra buradan sıçradılar. Yan yüzeye çarptılar. Buraya da bir miktar enerji aktardılar. Zıpladılar. Tekrar düştüler. Buraya çarptılar. Buraya da enerji aktardılar. Yani ne yapıyorlar? Bir hareket ederek moleküller yer değiştirecek. Yer değiştirerek ortamda ne yapıyorlar şu şekilde? Gezerken konveksiyon yoluyla enerji kaybediyorlar. Bir de çarptıkları yüzeyde tencerenin iç kısmına dokunarak tencereye enerji aktarıyorlar. Dolayısıyla iletim yolunda söz konusu. Üç yöntemi de burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Isıca yalıtılmış bir ortamda KVL kaplarında 10 derece Celsius'ta ve 60 derece Celsius'ta saf sular bulunmaktadır. Bu suların tamamı büyük bir kaba konulup yeterince beklendiğinde denge sıcaklığı 35 derece Celsius oluyor. Buna göre KL kaplarındaki suların yargılarından hangileri doğrudur? Burada şunu söylemesi lazım. Isıca yalıtılmış olabilir bu ortam. Yani kap dışarıyla ısı alışverişi yapmıyor olabilir ama su moleküllerinin de aslında ne yapmaması lazım? Kapla enerji alışverişi yapmaması lazım. Şurada parantez içinde şöyle bir ifade olsaydı. Isı alışverişi sadece KVL kaplarındaki sular arasında gerçekleşiyor. Yani su molekülleri arasında gerçekleşiyor. Kap bu enerji transferine dahil değil dese daha sağlıklı bir soru olabilirdi. Öyle olduğunu farz ederek soruyu çözeceğim. 60 derece Celsius'ta bir suyum var. Bir de 35 derece Celsius'ta, 10 derece Celsius'ta bir suyum var. Bunları bir kaba koydum ve denge sıcaklığı 35 derece Celsius oldu. Denge sıcaklığı şey olarak hatırlarsanız ısısı ısı büyük olan maddeye daha yakındı. Yani bir kazan soğuk suyun içine bir bardak soğuk su, sıcak su döksünde soğukluk derecesi kazanın sıcaklığına daha yakın, sıcaklık derecesi özür dilerim. Ya da bir kazan sıcak suyun içine bir bardak soğuk su koyduğumda orada kazanın ısısı ısı daha fazla olduğu için kazandaki suyun denge sıcaklığı yine sıcak olan suya daha yakın oluyordu. Burada bakıyorum ne kadar uzaklıkta denge. 10'dan 35'e 25 derece Celsius'luk bir fark var. 65 ile 35 arası, 60 ile 35 arasında ben sıcaktan pişmeye başladım. Bakın terliyorum ufaktan. Saat artık 3 oldu. Yani bunu yaşamamak için sabahın 7.30'da uyanıp video çekmeye başlamıştım hava serinken. Fakat şu anda çok sıcak arkadaşlar. Beynim pişmeye başladı. Umarım verimim düşmez. Çok özür dilerim. Başka da vaktim yok gerçekten. Bunu yapmak zorundayım bugün. İkisine de aynı uzaklıkta olduğu için denge sıcaklığı. Ne olacaktır? Bu ikisinin ısı sıvısı birbiriyle aynı olacak. MC değerlerinin aynı olması ne demek? Şimdi ısı sıvıları eşittir. Bundan eminim. Bunlar aynı saf su değil mi? Evet. Aynı saf suysa C'leri de aynı. O zaman MC aynı, C aynıysa M de ne olmak zorunda? Aynı. Meğer iki kapta da eşit kütlede sıvım varmış. Denge sıcaklığına gelinceye kadar iç enerji değişimleri eşittir. Sadece maddeler arasında alışveriş olduğu için sıcak olan 60 derece sudan soğuk olan suya aktarılan enerjiye Q dersem Q kadar bu enerji artışına, bu da Q kadar enerji azalışına sahip olur. Demek ki değişimler nedir? Birbirine eşittir. Birinin enerjisi 40 kalori azaldıysa diğerinin de 40 kalori artacaktır. Bu değişimler aralarında gerçekleştiği için alışveriş eşit olacaktır. Zaten oradan bulmasanız MC delta T formülü hatırlarsanız aktarılan enerjiyi ısıyı anlatıyordu bize. MC'leri aynı, delta T'leri bakın 10'dan 35'e 25 derecelik farkları var sıcaklık değişimleri. Bunlar da aynıysa o zaman bu sonuçta yine ne çıkacaktır? Aynı çıkacaktır. Bir maddenin iç enerjisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sıcak bir ortama konulan bir buzun iç enerjisi buz erimeye başladıktan sonra oluşan su buz karışımınkinden küçüktür. Şimdi iç enerji dediğim şey neydi? İki tane enerjinin toplamıydı. Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Maddenin burada hal değiştirdiğini biliyorsam nesi artıyordu? Potansiyel enerjisi artıyordu. O zaman potansiyel enerji artıyorsa o sistemin iç enerjisi ne oluyordur? Artıyordur değil mi çocuklar? Ha burada
buzun iç enerjisi azalır. Çünkü buzun madde miktarı artık azaldı, yok oldu. Yani başka bir şeye dönüştü. Buzun iç enerjisi azalır. Fakat suyun iç enerjisi artık su oluştu, açığa su çıktı. Suyun iç enerjisi artar. O zaman ikisinin toplamı acaba değişmez mi diye düşünmeyin. Sonuçta dışarıdan enerji alıyorsam işin içine bu enerjiyi de katıyorum. O yüzden buzunki azalır, evet. Mesela 10 kalori azaldı. Suyunki 15 kalori artacak. Hem buzdan azalanı kapacak 10 kaloriyi, hem de dışarıdan gelen 5 kalorilik ısı enerjisini kapacak. O yüzden totalde sistemin iç enerjisi ne olacaktır? Artmış olacaktır. Bu doğru oldu. Evet, buzun iç enerjisi daha küçüktür. Aynı sıcaklıktaki bir bardak çayın iç enerjisi yarım bardak çayın iç enerjisinden fazladır. İç enerjiyi az önce irdelemiştik. Neydi? Potansiyelle kinetik enerjinin toplamıydı. Kinetikte öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan hareketler vardı. Potansiyel enerjide ise elektriksel, nükleer ve bağ enerjileri vardı. Şimdi ben bir tane buraya örnek yapıştırayım. Şöyle bir şey yapıştıralım. Küçülteyim biraz. Bu üç kaptaki iç enerjileri kıyaslayabilirim. Bakın, bu üç kaptaki su moleküllerinin ısılarını kıyaslayamam. Isı kıyaslaması diye bir şey yoktur demiştik. Anlık bir değer değildir ısı, çünkü aktarılan enerjidir. Belli bir süre bekletirim. Sıcaklıklarındaki değişime bakarım, ısı sıralarına bakarım. Bunlardan hesaplayabilirim. Alınan enerji ya da verilen enerji, iç enerjideki değişimi bulabilirim ama şeyi bulamam, tekrar ediyorum. Isıyı bulamam. İç enerjinin de tamamını belki hesaplayamayabiliriz ama kıyaslama yapabiliriz. Eğer şu üç kaba dikkat edersem, Y ve Z'nin nesi aynı? Y ve Z ikilisinde. Kinetik enerjiler aynı değil mi? Çünkü sıcaklıkları moleküllerin aynıysa, kinetik enerji sıcaklığa bağlı bir şeydi. Sıcaklıkları aynı. Peki madde miktarı arttıkça onların totaldeki bağlanma enerjileri falan, bunlar da artmaz mı? Artar. Yani Y'nin madde miktarı Z'den çok daha büyük, bakın gördüğünüz gibi. Eşit bu arada, bu kaplar, silindirler şekilce eşit taban alanına sahip. Onu söyleyeyim, özdeş kaplar. Ve üçünde de su var. Üçü de madde miktarı bakımından incelediğinde su olmak zorunda. Üçü de suysa, buradaki su miktarı daha fazla olduğu için bu sistemin potansiyel enerjisi ne olacaktır? Y'ninki daha fazla olacaktır. Kimin? Y'nin potansiyel enerjisi. O zaman bu ikisinin toplamını irdelediğimde potansiyel enerjisi daha fazla olanın da iç enerjisi daha fazla olacaktır. Y'nin iç enerjisi Z'den büyük. Peki X ile Z'yi kıyaslayabilir miyim ya da Y'yi? X ile Y'yi çok rahat kıyaslarım. Neden? Madde miktarları aynı. Aynı seviyede su var. Potansiyel enerjiler o zaman bu ikisinin aynı. Peki kinetik enerjisi büyük olan hangisidir? Sıcaklığı büyük olan. Demek ki kinetik enerjisi büyük olanın iç enerjisi de büyük olacak bu toplama baktığım zaman. X'in de Y'den daha büyük bir iç enerjiye sahip olduğunu söyleyebilirim. X ile Z kıyaslandığında da hem sıcaklığı hem de madde miktarı fazla olduğu için X'in kinetik de potansiyel enerjisi de Z'den fazla olduğundan yine onu da kıyaslayabilirdik. O zaman aynı sıcaklıktaki bir bardak çayın iç enerjisi yarım bardak çayın iç enerjisinden fazla mı? Evet. Y burada bir bardaksa Z yarım bardak çaydır. Sıcaklıklar aynı. Y'nin iç enerjisi daha büyüktür derim. İç enerji sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji kavramı değildir. Bu ısının tanımıdır. İç enerji bir maddenin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiler toplamıdır moleküler anlamda. Dolayısıyla yanıtımız Bursa oldu. Uçları arasındaki ısı akışının ok yönünde olduğu şekildeki metalin KLM bölgelerinde bulunan moleküllerin ortalama kinetik enerjileri EK, EL, EM'dir. Bunlar arasındaki ilişki nasıldır diyor. Isı akışı hangi yönde gerçekleşiyordu? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru. Demek ki K'dan L'ye bir akış olması için K'nın L'den daha sıcak olması lazım. L'den M'ye bir akış olması için de L'nin M'den daha sıcak olması lazım. Maddelerin kinetik enerjileri sıcaklıklarıyla doğru orantılı olduğu için K'nın kinetik enerjisi L'den, L'ninki de M'den daha büyüktür diyebilirim. Cevap Adana olur. Ve son sorudayız. Bilgi, sıcaklıkları farklı iki cisim birbirine dokundurulduğunda ısı transferi gerçekleşir. Ve ısı alan cisim genleşir. Isı veren cisim de ne yapar? Büzülmüş olur. Sıcaklıkları farklı olan KL halkaları şekildeki gibi birbirine dokunduğunda yalnız birbiriyle ısı alışverişi yapmaktadır. Başka bir ortama enerji kaybı yokmuş. Yani K'nın ya da L'nin içinden biri enerji verecek, diğeri de bu enerjiyi alacak. Buna göre ısıl denge sağlanana kadar geçen süre zarfında KL cisimlerine ait yargılarından hangileri her ikisi için de değişmez, hal değişimi de gözlenmiyor diyor. Yani hal değişimi olmadığı için sıcaklık değişimi olacak ve burada genleşme göreceğim ben.
Öz kütle dediğim şey D eşittir M bölü V'ydi. Maddelerin madde miktarı değişmese de içlerinden biri ısıtıldığında hacmi artacak, ısınacak enerji aldığı için. Diğeri ise ne yapacak? Enerji verdiği için, soğuduğu için hacmi azalacak. Hacmi azalanın öz kütlesi artarken hacmi artanın öz kütlesi azalacaktır. Dolayısıyla öz kütle ikisi için de farklı yönlerde değişmiş olacak. Isı sığısı dediğimiz şey M çarpı C'ydi. Madde miktarım değişmiyor. Bu maddeler hal değiştirmiyorlarsa öz ısıları da değişmiyordur. Çünkü ancak maddenin hani öz ısısı, özgül ısı ya da termal eylemsizliği ayırt edici bir özellikti. Su 5 derece Celsius'ta da olsa, 90 derece Celsius'ta da olsa öz ısısı aynıydı ama su buza dönüştüğünde öz ısısı değişiyordu. Ya da su buharına dönüştüğünde öz ısısı değişiyordu. Hal değiştirme gözlemlenmediğine göre C değişmez, M de değişmediği için MC dediğim ısı değeri, ısı sığısı değeri özür dilerim, değişmeyecektir. Değişmez, her ikisi için de doğru. Yarı çap ise ne yapar? Değişir. Genleşme ya da büzülme söz konusuysa bunlardan biri genleşiyorsa yarı çapı artacaktır. Biri büzülüyorsa yarı çapı azalacaktır. Zoomlama tekniğini kullanıyorduk hatırlarsanız. Ha, kim birininki azalır, birininki artar ama sonuçta değişmiş olur mu? Değişmiş olur. Unutmayın genleşmede içerideki boşluğun da hacim değişiyordu. Eğer ısıtılıyorsa sistem enerji alıyorsa boşluğun da hacmi artıyordu. Soğuyorsa enerji veriyorsa boşluğun da hacmi ne oluyordu? Azalıyordu. Evet, dolayısıyla bu da yalan oldu. Yalnız 2'ymiş. Evet, ikinci testi artık geçebilirim. Karma sorular. Ömedim siz yukarıda kalmışım. Kendinize iyi bakın gençler. İnşallah hatasız bir şekilde anlatmışızdır. Hatamız olduysa affedin. Sıcakta dediğim gibi beynim pişmeye başladı. Şevkim de böyle kırılıyor. Böyle hani enerji dolu hissedemiyorum kendimi. Daha çok pelte gibi hissediyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Hoşçakalın.